kadınların maneviyatı kalorifer peteğine benzer. Ani bir şekilde, hızlı bir şekilde ısınırlar, çok çabuk da soğuyabilirler. Erkeklerin maneviyatı eski sobaya benzer. Üstünde kestane, ısıttığımız soba var ya, kestane pişiriyoruz. Çok zor ısınır ama ısındı mı da yakar. O orayı yakar. Bir ilanda bulunduk. İngilizce altyazı, videolarımıza İngilizce altyazı koymak için bir grup oluşturmak istedik. 7-8 tane arkadaşımız gruba katıldı. Fakat henüz faaliyete geçiremediler. Bir tane kardeşim, İngiltere'den bir tane kardeşim, cihat şuurlu, bilinci, kuvvetli bir kardeş. 22 yaşında bir abla, bir Müslüman kadın. Ya kadından mücahit mi olur hocam? İşte ben gördüm. Var. Kadından mücahit olur mu? Oluyor işte. Bütün dervişler uyuyor. 22 yaşında abla üniversiteye gidiyor. Boşta kaldığı anda hemen oturuyor bilgisayarın başına. Bizim bir videoyu indiriyor. Oraya altyazısını, İngilizceyi koyuyor. Monte ediyor. İngilizce kanalımızı açmış. Şimdi oradan dünya üzerinde ne kadar insan varsa İngilizce bildiği için, ana dil dünyada ortak dil İngilizce olduğu için bunları izleyecek. İzlerken 3 tanesi hidayet ederse sevabı kime gidiyor arkadaşlar? Sevabın bir misli de bu ablaya gidiyor. Erkeklere dokunmayın. Erkek dervişlere dokunmayın. Uyusunlar. Yorganları üstüne biraz daha atın. Hatta bir de battaniye koyun üstlerine. Uyusunlar. Hiç cihad etmesinler onlar. Kadınların malı alıyor götürüyor. Kadın dervişlere bakmayın. Kadınların maneviyatı kalorifer peteğine benzer. Ani bir şekilde, hızlı bir şekilde ısınırlar. Çok çabuk da soğuyabilirler. Erkeklerin maneviyatı eski sobaya benzer. Üstünde kestane, ısıttığımız soba var ya, kestane pişiriyoruz. Çok zor ısınır ama ısındı mı da yakar. O orayı yakar. Soğuması çok zordur. Sabaha kadar soğumaz. Kadınla erkeğin arasındaki fark budur kardeşler. Şimdi onlarca videomuzu almış, kanala koymuş. Müslüman erkeklerde hiçbir faaliyet yok. Abla bana diyor ki hocam zikir dersinizi almak istiyorum. Şeyhinizin hayatını seyrettim. Sizin sohbetlerinizden etkilendim. Bana zikir talimi öğretin. O zikir dersine başlayacağım. Kardeşim bir istihare namazı kılman lazım. Rüyanda şeyhimi görürsen ya da bizi görürsen ya da güzel bir renk görürsen, 3 renk vardır. Beyaz, sarı ve yeşil. Bunlar olumlu renklerdir. Bunları görürsen en kuvvetli rüya nedir? Muhammed Aleyhisselam. Sonra silsileden bir zatı ya da şeyhimizi ya da bu dervişi görürse tamam, çıktı. Bunları göremezse 3 renkten bir tanesini görmesi lazım. Beyaz, sarı, yeşili görürse olumlu demektir. Bunu gören bir ablaya ya da erkeğe zikir dersi talimi verilebilir. Artık Allah Teala da onun o kapıda olmasını istiyor demektir. Onun ilerlemesi, Allah'a yakın olması adına o kapı onun için iyi demektir. İşaret bu. Ne görüyor biliyor musunuz kadın dervişler? Hocam rüyamda şeyhimizi gördüm. Şeyhimiz dedi ki bu benim evladımdan zikir dersi al kızım. Yanında 5 seneden beri zikir dersi çeken dervişler var, erkek dervişler var. 5 senedir. Bir kere şeyhimizi görememiş rüyasında. Silsileden bir tane zatı tövbe billah görmemiş. Bak 5 senedir zikir dersi çekiyor bu adam ya. Kadın uzaktan bir yerden benim 15 tane 20 tane sohbetimi seyretmiş, etkilenmiş. Bir gönlünü veriyor. O kadar hızlı ısınıyor ki kanı. Bir gönlünü veriyor. Daha ilk gece şeyhimizi görüyor. Kızım bu benim evladımdır. Bundan zikir talimi al. Zikir dersi al diyor. Hocam diyor çıktı mı rüyam? Ablacığım ben sana ne diyeyim dedim ya. Daha ne diyeyim yani? Elhamdülillah. Böyle onlarca abla var. Bu ablada bir Rahman suresini araştırıyordum hocam diyor. Rahman suresini dinlemek istiyordum. Senin Abdullah İbni Mesud'un Rahman suresi okuyuşuyla alakalı sohbetini seyrettim. Bir baktım yüzüne diyor. Her hocayı seyretmem diyor. Ama bende basiret var hocam diyor. Bir baktım yüzüne. Bu adam bizden. Ehli sünnet olduğu belli. Yüzündeki nurdan anladım hocam diyor. Kardeşim biraz da kendime vereyim burada. Bak yüzümde nur varmış. Bu ışıklardan değil yanlış anlamayın bak. Benim kişisel nurum varmış yani yaptığım işlerle. Allah bizi affetsin. İzledim diyor. Anladım ki bu yol Allah yoludur diyor. Etkilendim diyor. İşte kardeşler mücahide olur mu? Şeyhimizin sözünü hatırlayın. Ne diyor? Aslanın dişisine de aslan derler kardeşim. Bizim öyle kadın ihvanımız vardır. Ben şu olayı yaşamadan önce bu sözü onlarca defa okumuşumdur. Kardeşlerime de söylemişimdir. Kadınları metheden bir söz. Ama idrak etme ne zaman? Bu ablayı gördüğüm zaman ben bu sözü idrak ettim. Dişi aslana başka bir şey diyorlar mı? Tay, çita bir şey diyorlar mı? Hayır. Dişi aslana da aslan denir. İşte mücahit. Allah yolunda cihad ediyor. Bizim silahı alıp yabancı bir ülkeye gitmemiz ve kefereyi tepelememiz gibi.